Shirley, I will open it. Buyurun. Merhaba. Ben Bülent, Hüseyin Bey'in avukatıyım. Evet, evet, hatırladım cenazeden. Buyurun. Giray Bey evde mi acaba? Evet, evde. Peki Heves Hanım? O da evde. Vasiyeti karısı ya da oğluna teslim etmem gerekiyor. Tabii. Siz salona geçin, ben haber vereyim. İyi olur. Bunu hemen teslim etmem lazım. Kapama, kapama. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kime geldik biz? Canım benim. Of, 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 güzelim benim. Hoş geldiniz. Meri gel, bahçeye geçelim biz. Avukat geldi. Giray'la Heves'le görüşecekmiş. Aa, erken gelmiş. Ha, vasiyeti teslim etmesi gerekiyormuş. Ay nerenin saçması bu ya? Ya Heves neden bu kadar üzgün? Adamın öleceği belliymiş. Adam zaten komadaymış. Sanki 18 yaşında çocuk öldü. Ne oluyoruz ya? Ben hiç öyle düşünmemiştim. Tamam yani biz de cani değiliz. Adam öldükten sonra göbek atılsın demiyoruz da. Heves üzülüyorsa gitsin bir başına üzülsün. Bakalım vasiyeti görünce ne yapacaklar? Sen ne söylüyorsun? Bir tam söylesene. Canım benim bir şey söylemek istemiyorum da. Bir anormal geliyor durum bana. Sana normal mi geliyor Doğa? Lütfen. Giray'ın babası öldü. Değil mi? Hani Giray'ın perişan olmasını bekleriz. O Heves'in derdinde. Canım benim. Ben durumun absürtlüğünü anlatmaya çalışıyorum sana. Yani bu Giray biraz pısırık takılıyor. Tamam. Heves'i seviyordur, sayıyordur. Ama evli bir adam bu Doğacığım. Bir karısı var. Yani bunu ayırması lazım. Zaten biz evlenmeden önce Heves'in esamesi okunmuyordu. Sonradan girdi hayatımıza, bakma. Yani tamam hep varmış da ben bu kadar düşkün olduğunu hiç hissetmemiştim. Tamam düşkünse de düşkündür, olabilir. Belki annesinin yerine koymuştur falan. Ama Doğacığım senin artık bir ses çıkarman lazım. Ya sen niye bu kadınla oturuyorsun aynı evde? Bir kendi evinize çıkmanız lazım. Zaten dominant bir şey. Haklısın valla. Doğru. Ben Giray bir işlerini bitirsin de onunla konuşayım. Hüsnü Bey tüm varlığının üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi yönünde bir vasiyet hazırlattı. Bu imkansız. Ne yazık ki değil. Hastalanmadan önce akıl sağlığı raporu alındı. Ve vasiyet noterde onaylandı. Ne saçmalıyorsunuz ya siz? Bence bu düzenlemenin nedenini anlıyorsunuzdur. Seni inandırır. Terbiyesiz herif. Sen bizi neyle suçluyorsun ha? Ahlaksız. Evet, tamam. Sakin. Size tek kuruş bırakmadı. Ve işlemler de başladı. Hüsrev Bey'in bana bıraktığı deliller İsviçre'de bir kasada. Yani bana bir şey olursa... Yani ne olacakmış size? Ne saçmalıyorsunuz? Katil miyiz biz? Ölmeden beni uyardı. Sizden her şeyin bekleneceğini söyledi. Defol. Defol bu evden, senin gözün görmesin. Defol çabuk. Geçmiş olsun. Bir daha yüzünü görmek istemiyoruz senin. Canım. Canım. Gelmiyor musun? Yatıyorum ben. Birazdan. Bir sorun mu var? Yok öyle. Kafa dağıtıyorum biraz. Anladım. Avukat neden gelmiş? Ne dedi? Bir şey demiyor. Verasetle ilgili genel prosedürler işte. Hmm. Heves nerede? Onun da başı tuttu. Gitti yattı işte. Hmm, doğru. Morali çok bozuk ya. Bir şey mi demek istedin anlamadım. Yok bir şey demek istemedim. Senden fazla üzüldü ya. Onu diyorum sadece. Allah Allah olabilir yani buna mı takıldın? Hayatım ben bir şeye takılmadım. Sohbet ediyoruz şurada. Ya, avukat geldi senin yüzün düştü. Heves ortada yok. Ben de merak ettim bir şey mi oldu diye. Etme merak bir şey olmadı. Sen yat ben geleceğim birazdan.
İyi, tamam. İyi geceler. Sana da.